Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Şimdi bazılarınız diyebilir ki, gene mi Murat Erkan? Gene benim, daha beni daha sık göreceksiniz var, onu da söyleyebilirim. Evet. Yani tekrar hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecanlı, çok keyifli, çok güzel bir gün. İnşallah bu heyecanı, keyfi de sizlere güzel bir şekilde yansıtacağız. Bugünkü toplantının konusu akıllı telefonlar, akıllı cihazlar. Bunlarla ilgili bir sunum yapacağız. Lansmanımız var. Bu lansmanı anlatacağız size. Şimdi bunu anlatmadan önce birazcık geçmişi bir hatırlayalım istedim. Türkcell'in müthiş bir yolculuğu var. T serisi yolculuğu. Ve T serisi yolculuğu gerçekten hani neredeyse ekrana sığmayacak boyutlarda. Baktığımız zaman ilk T10'la başladık. T10'la aslında orada bir hani Türkcell adına müthiş bir devrim gibi bir karardı. Kendi markamızda bir terminal, akıllı telefon lansmanı yapmak. O zamanki amacı çok özeldi. Çünkü pazardaki penetrasyon çok düşüktü. Akıllı telefon penetrasyonunu yukarı çıkartmak hedefiyle başladık. Burada 3.5 inçlik ekranıyla ilk telefonu, pardon, 3 inçlik ekranıyla telefonu lanse ettik. Daha sonra T20, T11 serisi geldi, özür dilerim. Pardon, T20 serisi geldi. T20 serisine baktığımız zaman hani burada ne farklı yaptık? Mobil cüzdanı koyduk. İlk NFC'li telefonu ortaya koyduk. 3.5 ekranı çıktık. Daha sonra T11'e döndük. T11'i sanki dönmüş gibi olduk ama her şey dahil akıllı telefon. Burada neyi farklı yaparız dedik? Uygulamalar, NFC'yi koyduk ama telefonların içine. Uygulamaları nasıl farklılaştırdık? Bu kartlı geçiş sistemine entegre ettik. Böylece bizim müşterilerimizin hayatına dokunduk. O geçiş sisteminde telefonları kullanmaya başladılar. Bas konuş uygulaması da o zaman ve hala çok popüler bir uygulama. Bizden çok talep görüyordu. O dönemde de bas konuş telefonlar piyasadan tamamen kalkmıştı. O talebe de cevap verelim dedik. T11 çıkardık. Ondan sonra T21'e geçtik. Uygulama paketleri dünyamıza girdi. Artık Türkcell'in gerçekten uygulama sayısı gittikçe artmıştı. Bu uygulamaları müşterilerimizle bizim dizayn ettiğimiz, bizim ortaya koyduğumuz uygulamalarla entegre ettik. T21'den sonra T30 geldi. Kurumsal müşterilerimiz, profesyoneller T serisi var mı? Bizim kurumsal ihtiyaçlarımıza T serisi tam cevap vermiyoruz. Bazı kurumsal ihtiyaçlarımız var. Bunları görmeyi bir kere ekran boyutunu 4 inç yaptık ve kurumsal segment için ilk defa bir cihaz ortaya koyduk. İşim ve özelim diye iş ve özel hayatın müşterinin telefonunu ayırdık. Ve gerçekten o zaman için profesyonel dünyada ses getirdi. T30'dan sonra T40. Burada biraz soluklanmak istiyorum. Hızlı geçiyorum çünkü çok cihazımız var. Yani T40 gerçekten bizim adımıza çok özel bir ürün oldu. Sebebi de İlk yerli tasarım ve yerli üretim cihazımız oldu. T40 serisiyle gerçekten Türkiye'de ya yapılamaz, yapılır mı, olur mu derken belki de bugün yerli üretim yapan birçok firmaya ışık ve yol gösterdik. Ve bugün görüyoruz ki en azından 3-4 firma Türkiye'de yerli üretime çok ciddi gerek Ar-Ge olarak, gerek insan kaynağı, gerek yatırım olarak ciddi heveslendiler. Türkiye'de bunun olabileceğini gördüler. T40'dan sonra T50 serisi geldi. Burada da bir misyon vardı. Biz yaklaşık 2-2,5 senedir, 3 senedir bu 4.5G konusunda ciddi hazırlık yapıyoruz. Ve ürettiğimiz telefonların buna hazır olmasını istedik. Ve T50 ile beraber bizim markamıza çıkan telefonları 4.5G'ye hazır olmasına önem gösterdik. T50 de bunlardan birisi. Ekran boyutunda 5 inç çıktı. Bununla beraber. Sadece bunu yapmadık. O tarihte dünyanın en hızlı 3G'si bizdeydi. Çünkü 3 taşıyıcımız vardı. Fakat telefonlar 3 taşıyıcıyı tam desteklemiyordu. Biz dedik ki 63 megabit hızı Türkiye'de müşterilerimize sunalım. Ve T50 turbo'yu çıkardık. İlk defa dünyada bir operatör marka olarak 3 taşıyıcılı bir telefonu pazara sunduk. Böylece gerçekten
3 taşıyla beraber 63 megabit hızı deneyimleme şansımız oldu. Birçoğumuz da buna şahit olduk. 50'den sonra şu anda pazarda olan T60 serimiz var. T60 serisi de gerçekten fiyat performans olarak etkileyici bir telefon. T60'da neyi farklı yaptık? Sensörler dünyasından hayata geçirdik. Isı sensörü, basınç sensörü gibi birçok sensör ortaya koyduk. Bu sensörler telefon uygulama geliştiren birçok uygulama geliştiricisi açısından çok önemli faydalar sağlıyor. Kendi uygulamalarında bu sensörleri kullanarak çok faydalı işlere imza atıyor. T60'ın da aslında en önemli noktası bu sensörler olan. Diğer özellikleri HDR kamera vesaire var. Böylece T60'a kadar geldik. Bütün bunları yaparken de pazarda yeni başka neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde arada bir Turkcell tablet, yani 2013 yılında Turkcell tableti duyurduk. O tarihte pazara baktığımızda 10 inç seviyesinde tablet ve tablet içinde de tam mobiliteyinin çok olmadığını tespit ettik. Dolayısıyla aslında bugüne kadar gelen bütün T serilerinde hep pazara baktık. Aslında pazara en iyi bakan oyunculardan birisi biziz. Müşterilerimize direkt temasımız var. Nerede boşluk varsa o boşluğu doldurma, dünyada da üretici konumunda olan büyük oyuncuları da o boşluğa davet etmek açısından çok önemli işler yaptık. T10'dan itibaren baktığımızda, bütün T-Tablet'i de saydığımızda gerçekten her bir ürünümüzün bir misyonu var. Ve bu misyon çerçevesinde hepsi de o misyonu çok doğru şekilde doldurdu. Peki doldurdu da ne oldu? Bence gerçekten bu sunumu yaparken, daha doğrusu provasını yaparken şöyle bir baktım. Yani bu şirketin içinde hemen hemen bütün safhalarında bir şekilde olmuş bir insan olarak ben bile bu kadar geniş bir portföyün, geniş bir ten serisinin olduğunu tam bir kere de görmemiştim. Gerçekten etkileyici bir operatör markalı akıllı cihaz sinsiyası. Çok çok etkileyici. Peki bütün bunları yaptık. Pazar müşterilerimiz bize ne? Müşterilerimiz bu boşlukları gerçekten bizim doldurduğumuzu tespit etti. Şunu görüyoruz. Müşterilerimiz gerçekten bunu tespit etti. Ve 2,5 milyon T serisi bugüne kadar satıldı. Toplam satış 2,5 milyon. Bunun içindeki cari açığa katkı, yerli üretime katkı, yani bunlarla ilgili hesaplamaları çoğu zaman yaptık, sizlerle de paylaştık. Ama 2,5 milyon T serisi kullanıcısı oldu. Bu da bize çok büyük gurur ve onur veriyor. Türkiye'nin Türkcell olarak böyle bir faydayı müşterilerimize kurduk. Peki bir başka boşluk vardı. Akıllı olmayan telefonlardan akıllı telefonlara geçiş ve buradaki artık telefonun bir ses kullanım cihazı değil, bir akıllı bilgisayar olması, cep bilgisayarı olması yolundaki en büyük gelişim ise onun data kullanımı gelişimi. Data kullanımından oldu. O da 13 kat arttı. T serisindeki cihazlar bu data kullanımında daha önceki özelliklerine göre 13 kat artan bir trafik ortaya koydular. Bu da bizim açımızdan gerçekten beklediğimiz, istediğimiz ve vatandaşların da, müşterilerin de çok net fayda olarak ortaya koyduğu özellik. Bunlar bizim tespitlerimiz. Peki, bundan sonra ne gelecek? Bizim açımızdan yeni bir telefon. Yeni telefon ne olacak? İsterseniz ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, telefonumuz T70. Hep birlikte inşallah deneyimleyeceğiz bu telefonumuzu biraz sonra. Bize de çok gurur veriyor. Emeği olan arkadaşlarımız da burada. T70 çok çok güzel bir telefon. Peki T70 nasıl bir telefon? Biraz bunlardan bahsedelim. T70 nasıl bir telefon sorusunun cevabında en kritik nokta aslında bu ürünün fiyatı ne kadar? Önce fiyattan başlayalım dedik.
T70'i 649 liradan piyasaya sürüyoruz. Ama daha da önemli bir şey yapıyoruz. Daha önce de tekrarladım bunu. Türkcell Finans AŞ diye bir şirket kurduk ve finansman hizmeti veriyoruz. Müşterilerimize finansman hizmeti veriyoruz. Bu Finans AŞ'nin desteğiyle 36 aylık taksitle 25 liradan müşterilerimiz bu telefona sahip olabilecekler. Peki hepsi bu kadar. Bu telefonun fiyatının yanında çok önemli birkaç konu daha var. Birincisi, ilk 3 ay boyunca T70 alan müşterilerimize 1 GB internet paketin içinde gelecek. Böylece T70'in 4.5G performansını 3 ay boyunca deneyimleyebilecekler. Bununla da kalmayacağız. BIP biliyorsunuz bizim bayrak gemisi uygulamamızdan bir tanesi. 36 ay boyunca, yani bütün taksit süresi boyunca her ay 5 GB BIP'i müşterilerimiz ücretsiz kullanabilecekler. BIP ile beraber ilk 3 ay boyunca 5 GB Turkcell TV Plus'ı kullanabilecekler. 5 GB kullanma hakkıyla beraber. Akıllı depo 36 ay boyunca 50 GB. 36 ay boyunca bu servisin üyesi olabilecekler. Biliyorsunuz bizim müzik platformumuz Fizi ilk 3 ay boyunca da müzik platformumuzu deneyimleyebilecekler. Yani şunu söylemek istiyorum. T70 bir cep televizyonu, bir cep mesajlaşma sistemi, müzik çalar, depo sistemi olarak entegre ve içinde internet ile birlikte müşterilerimize işlemiyor. Bir uygulama portföyü ile beraber bir cihaz sağlıyor. Çünkü neticede akıllı telefon uygulama olmadan çok fazla bir işe yaramıyor. O yüzden uygulamaları da bu paketin içine dahil ettik. Müşterilerimizin kullanımları bizim için çok heyecanlı. Birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz işte 3 inçlerden, 3.5 inçlerden 5 inçlere kadar gelmiştik. T70'te ekranı bir çift daha büyütüyoruz. 5.2 inçe getiriyoruz. Çünkü az önce dedik ki burada müzik gibi, Turkcell TV gibi uygulamaları da içine koyacağız. Müşterilerimiz o ekranın büyüklüğüyle bu uygulamalara erişsin, daha keyifli olarak uygulamaları kullansın istiyoruz. Bütün bunları yaparken birkaç özellik daha koyalım dedik. 4 çekirdekli işlemcisi var Qualcomm. 2 GB RAM var. Bu 2 GB RAM de kendi segmentinde özel bir nokta. Çünkü bu RAM sayesinde bu kadar zengin uygulamaların hızlı bir şekilde açılmasını RAM'lerle sağlamak istiyoruz. 16 GB dahili hafızası, 32 GB da eklenebilir olarak ortaya konulmaktadır. Kamerası 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, HD video çekebiliyor. En güzel özelliklerinden birisini söyleyeyim. Çok basit ama genellikle böyle fotoğraf çekmeyi de seven birisi olarak şunu söyleyebilirim. Benim en çok zorlandığım nokta, telefondan selfie çekerken, çekme işini yaparken, selfie için telefonun kamerasını bulmam lazım. En zorlandığı hangi tuşa basacağım veya selfie'yi nasıl çekeceğim konusundaydı. O yüzden de bizim kamerada bir selfie çekmeyi göstermek istiyorum. O da sesli komutla selfie çekebilmek. Bu sesli komutla selfie çekebilmek, bu kadar bakınca çekebiliyor bu arada. Şimdi mesela bir selfie çekeyim burada. Çek diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadan çekebiliyorum. İnanın, tabii selfie çok önemli bir uygulama. Herkesin çok kullandığı bir uygulama. Benim özel hayatımda en zorlandığım uygulamalardan birisi, hangi tuşa basacağımı unutuyorum. Veya tuşa ulaşmak için bazen böyle değişik selfie'ler çekebiliyorum. Sadece sesle selfie'yi yönlendirebiliyorum. Böyle hızlı çekebiliyor. Hızlıca tekrar çekiyorum. Dediğim gibi bu özelliklerden bir tanesi flash, otomatik çekme, bunlar da yanında. Peki işletim sistemi olarak ne var? İşletim sistemi olarak Android'in en son sürümü olan Marshmallow 6.0. Ve yıl sonunda da yeni jenerasyon Android çıktığı zaman da yeni jenerasyon Android'e de geçebilme imkanı veriyor olacağız.
10 saat konuşma, 370 saat maksimumda bekleme süresine müşterilerin o pil ömrüyle ilgili kafasındaki problemleri de ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalarımız, çalışmalarımız. Bütün bunları yaparken tekrar söylüyorum, Türkcell'in en büyük farkı ne? Müşteriler özel uygulamalar. Uygulama zenginliği, uygulama çeşitliliği. Gerçekten her biri kendi içinde çok ciddi indirme, çok ciddi kullanma yetkinlikleri olan uygulamalarımızın hepsini T70'in içine koyduk. Bununla beraber diğer uygulama çeşitliliği, diğer verinin uygulamalarımız da çocuk misafir modu gibi, kolay kullanım arayüzü gibi bunlardan da bahsedeceğim. Uygulamaları da sistemin içine koyduk. Peki mevcut uygulamalarımız biliyorsunuz. Goller Cep'te, Turkcell Akıllı Depo, BIP, Fizi ve Turkcell TV en başta söylediğim gibi T70'in içindeki en önemli özellikler. Bunların tamamını da Goller Cep tarzı. Tamamını da müşterinin kullanımına sunuyoruz. Deneyimleyebiliyorlar. En kötü 3 ay ama 36 ay boyunca uygulamaları deneyimleyebiliyorlar. Bunu yaparken bir de önemli bir geliştirme yapıyoruz. T serisinin hepsinde bunu yaptık. Arayüzleri Türk insanların kullanımına uygun, tamamen bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen, kişiselleştirilmiş arayüzler haline dönüştürüyoruz. Ve gerçekten hani diğer Android uygulamaları içinde fark yaratan arayüzleri de sistemin içine dahil ediyoruz. Burada Türkcell'e özel arayüzler her zaman mümkün. Yine benim en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi kolay kullanım arayüzü. Şimdi genellikle ben annemle babama telefon almaya gittiğimde ilk normal eski telefonlardan tuşları büyük, kolay kullansınlar diye. Fakat bu Türkcell'in kolay kullanım arayüzü sayesinde onları da çok hızlı bir şekilde akıllı telefon dünyasına entegre edebildim. Ve çok açık yürekle söyleyebilirim, satışın başında yönetici olarak bizim mağazalarımızda da ilk önce müşterilerimiz geliyor, büyük tuşlu telefonumuz. Daha sonra bu uygulamayı gördükten sonra veya bu uygulamayı bilerek mağazaya geldiklerinde diyorlar ki biz bundan istiyoruz. Ve bunu da aslında bizim mühendislerimizin geliştirdiği çok önemli ayırt edici özelliklerden birisi. T70'te de bu özelliği kullanıyoruz. T70'te bu akıllı telefonun geçiş noktasında süreci hızlandıracak en önemli uygulamalardan birisi olarak görüyoruz. Kolay kullanım arayüzü akıllı telefonun sürecini kolaylaştırdı. Telefon dünyasında T70 gerçekten önemli bir seviyede akıllı telefonun geçişi hızlandıracak. Ama daha da kritik olan, biliyorsunuz yaklaşık bir aydan biraz fazla, 40 gündür 4.5G'ye geçtik. 4.5G hızını müşterilerin test edeceği teknolojisini kullanacağı bir platform T70. T70 ile beraber bizim başka şeyler de bugün lanse etmemiz lazım. Neler lanse edeceğiz? T70'in yanında biz yeni bir tablet de lanse etmeyi düşündük. Birazcık da tabletten bahsedeyim. T-Tablet'imiz. Bugünün ikinci lansman ürünü T-Tablet. Toplantının sonunda T-Tablet'i de deneyimleme fırsatı bulacağız. Bizim için gene ciddi emek ve efor sarf ettiğimiz çok özel bir platform T-Tablet. T-Tablet içinde kafamıza gelen ilk soru, bu T-Tablet kaç lira olacak? Özelliklerinden ziyade kaç lira olacak? Baktığımız zaman 349 liralık fiyatıyla piyasaya sürecek. Ama gene daha da önemlisi Türkcell Finans AŞ vasıtasıyla 19 lirada 36 ay taksitle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Peki bu kadar mı? Burada da şunu bu arada bırakayım. Burada da her ilk 6 ay boyunca
1 GB interneti dev tabletle beraber veriyoruz. Bunu verdikten sonra da Turkcell TV'yi, yani tabletin de aslında bir taşınabilir televizyon olarak kullanılması amacıyla ilk 6 ay boyunca gene her ay 5 GB içinde olmak kaydıyla Turkcell TV Plus'ı veriyoruz. Akıllı depo 36 ay boyunca 50 GB tabletle beraber geliyor. Gene ilk 6 ay boyunca özel bir uygulamamız Turkcell Dergilik. Uçakta, seyahatte dergilerinizi rahat okuyabilmeniz için tabletle beraber dergilik uygulamasıyla veriyoruz. Böylece tabletin bütün özelliklerini müşterilerinizin kullanmasını istiyoruz. 4.5G ve herkes kullansın diye böyle bir tablet hayatı geçirdik. Peki teknik özelliklerine bakarsak neler var bu tablette? Piyasada kendi standartlarına göre 8 inçlik bir tablet. Genellikle 7 inçlik tabletler daha fazla. Fakat biz az önce söylediğim gibi gerek dergilik, gerek TV Plus uygulamaları gibi video benzeri içeriği tüketebilmek için 8 inçlik bir tablet çıkarttık. Full HD bir tablet ve daha canlı görüntü desteği olsun diye Miravision'la destekliyoruz sistemi ve Miravision teknolojisini kullanıyoruz. Performans olarak bak burada gene 4 çekirdekli ve 2 GB RAM'li. Aynı şekilde 16 GB dahil 32 GB arttırılabilir hafıza desteği var. Kamera tarafında 5 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel ön kamera, full HD video çekebiliyoruz. Farklı çekim modları var, otomatik flash netleştirme desteği var. Tabii ki aynı T70 serisinde olduğu gibi. Turkcell'in T serisindeki en büyük farkı uygulama zenginliği. Çünkü gerek akıllı telefon, gerek tablet zengin içerikle beraber ortaya konmadığı zaman yani akıllı telefon veya akıllı tablet desteğini ortaya koyuyor. 4.5G ile beraber de bu servisler pardon yer alıyor. Servisler kendi içinde farklı oluyor. Bir şey daha var. Bu ikisi beraber 44 lira. 19 lira tablet, 25 lira T70, 44 lira. Ama biz dedik ki müşterilerimiz ikisini beraber kullanmak isterse biz onlara bir fayda sağlayacağız. O yüzden de gene Turkcell Finans AŞ'nin bize verdiği imkanları kullanarak 44 lira yerine müşterilerimize 39 liraya gerek tableti gerek T70'i beraber hizmetine sunuyoruz. Bir kere alabilir miyiz? Bütün bunları yaparken birazcık da sosyal sorumluluk tarafı var. Sosyal sorumluluk açısından ne yapabiliriz diye düşündük. Ve engelli vatandaşlarımıza tabletle beraber bir şeyler yapabiliriz. Onunla ilgili bir filmimiz var. Ondan sonra sunuma devam edelim. Herkes bir işin ucunda tutuyor bu hayatta. Kimisi esnaf, kimisi işçi, kimisi memur, kimisi zanaatkar. Benim işim biraz farklı. Bir bel var, tuş sesleri var, okunmak var, hissetmek var sonunda. Karanlığı aydınlatmak var bir de. Girmiş gün önce görme engelli almışın anla bileğin daktörü bozulunca kollarla sıvadım ve daktörü tamir ettim. O gün bugündür Türkiye'deki tüm görme engelli okulunun ve derneklerin bozulan daktörlerini ben tamir ediyorum. Çünkü bu işi benden başka yapmak kimse kalmadı. En büyük dileğim engellerin her zaman hayata bağlı kalması.
Sen hiç merak etme İhsan amca. Tıpkı senin gibi biz de engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Engelli okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla eğitimde engelleri kaldırıyoruz. Ve şimdi de evlerinden çıkamayan engelli gençlere ulaştırdığımız Turkcell tabletlerimizle onları hayata bağlamaya devam ediyoruz. Engelleri aşıyoruz, dünyaya bağlıyoruz. Bugün bu lansmanla beraber T tabletin 1000 adetini evinden çıkamayan engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Onların evlerine götüreceğiz ve bu T tabletlerle hayata bağlanmalarını, engellileri aşmalarını sağlayacağız. Sadece T tabletleri vermeyeceğiz. T tabletlerle beraber eğitim desteği vereceğiz. Turkcell Akademi ile beraber bu T tabletleri nasıl kullanacakları, hayatlarına nasıl fayda sağlayacağını Turkcell Akademi ile beraber eğitim desteği vereceğiz. Eğitim desteğiyle bitmeyecek. Bu konuda tablet kullanımı ile ilgili mentorluk desteği istedikleri zaman bizim mağazalarımızdaki Turkcell teknoloji uzmanlarımız engelli vatandaşlarımıza eğitim desteği, mentorluk desteği verecek. Gerekirse evlerine gideceğiz, onlara bu konuda destek olacağız. Engelleri ortadan kaldıracağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz soru cevaba geçelim. Umarım T70 ile T-Tablet konusunda bir fikrimiz oldu. Biraz sonra hep beraber deneyimleyeceğiz. Ama önce soru cevaba geçelim. Daha sonra deneyim kısmı öğreneceğiz. Sorularınız varsa sorularınızı alın. Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün size güzel bir haberimiz var. G2 ile yaptığımız anlaşma sonucunda elimizde tam 5 adet Overwatch kodu var ve bu kodları size dağıtmaya karar verdik. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linke tıklamak ve yönergeleri takip etmek. Kampanya 10-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Ardından 16 Mayıs'ta size kazananları açıklayacağız. Kodların dağıtım tarihi ise 24 Mayıs olacak. Sadece Overwatch'ta değil, birçok oyunda en iyi fiyatı zaten G2A'da bulabileceğinizi biliyorsunuz. Overwatch'ta medyada paylaşıyoruz. S7'ye dergimizde 2 sayfaya eve girdik. Bu arada yeni dergimiz piyasaya çıktı. Bugün 1 Nisan dergiyi bayiden alabilirsiniz. Bu dergide değil ama bunun bir önceki sayısında S7 satıldığı zaman 2 sayfaya eve girdik S7'yi. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki teknoloji dergilerinin hiçbirisi S7'ye 2 sayfaya eve girmedi. Yani rakibimiz pozisyonunda olan hiçbir yayını 2 sayfaya eve girmedi. Biz 2 sayfa. Hatta bakın şeye çok dikkat edin. Samsung'dan para alıp S7'yi kapak yapan yayınlar bile derginin içinde 2 sayfaya ayırmadılar. Bizim aldığımız bir para falan yok. Sağ olsunlar bize hiçbir şey vermiyorlar zaten. O anlamda bir derdimiz yok. Ama ona rağmen 2 sayfaya ayırdık şeye S7'yi. Bunun nedeni de S7'nin bunu hak ediyor olmasıydı. Bu uzun açıklamayı yapmamın tek nedeni bu videonun genel anlamda hani hiçbir şeyi muhalefet olmak filan amaçlı bir video.